Bitkilerin Dili kanalından merhabalar. Bugün sizlere Parlak Mustafa hakkında bilgiler vereceğiz. Evet, İsveç sarmaşığı ya da sürünen çarlı olarak da bilinen Parlak Mustafa bulunduğu evin aile reisinin adını aldığı söyleniyor. Çiçeğimizin yaprakları böyle parlak, tırtıklı bir yapısı var ve sarkıcı bir özelliği var. Bahçelerde de ekilebiliyor. Sadece işte ev içerisinde değil. Fakat bol aydınlık yerlerde çok güzel bir şekilde masanızı ya da işte bulunduğunuz ortamı süslüyor. Bunu bir yıldır yetiştirmeye çalışıyorum. İlk aldığımda tabii ki bitlendi. Bitlerinden arınırana kadar da taze filizinden tekrardan yeniden ekmek ve çoğaltmak zorunda kaldım. Siz de böyle mücadele etmek zorunda kalırsanız ne yapıyorsunuz? Hemen üst dalından alıyorsunuz. Alt dallarında eğer çok fazla olduysa ve ilaçlamayla da geçemeyecek düzeyde ise taze filizlerinden yeniden çoğaltabilirsiniz. Saksım derin olmayacak, geniş olacak. Çünkü bu dalları değdiği yerden tekrar kökleniyor ve böyle güzelce saksıyı dolduruyor. Ben şimdi bunu aynı zamanda çok uzadığı için budayacağım ve şu görünen minik minik filizlerin daha da genişleyerek saksının etrafından sarkmasını sağlayacağım. Tabii bu budadığım çiçeği de tekrar suda köklendirerek yeniden yanına ekebilirsiniz ya da farklı bir saksıya ekebilirsiniz. Parlak Mustafa ihmal edilmeyi seven bir bitki. Çiçeklerinizi sulamayı unutuyorsanız, saksı değişimini, toprak değişimini yapamıyorsanız yapacağınız, bakmak istediğiniz çiçeklerden biri Parlak Mustafa olabilir. Çiçekleri çok gösterişli değil, açmıyor ama yaprakları için, gösterişi için bence değer bir çiçek. Toprağımız geçirgen olacak. Çok özellikle bir toprak olması gerekmiyor. Ama geçirgen olması için ben diğer çiçeklerimdeki yine besin değeri yüksek. İşte humuslu, ponza taşı, perlit ve içerikli çakıl taşı da var aynı zamanda saksımın dibinde. Böyle bir toprak hazırladım ve şimdi onun saksı değişimini yapacağım. Sulamada neye dikkat etmemiz gerekiyor? İhmal edilmeyi seviyor demiştik. O yüzden çok suladığımızda susuzluktan değil, çok suladığımızda ölüyor maalesef. Toprağımız kurumaya yakın sulamamızı yapıyoruz. Eğer çok sularsak zaten etli bir yapısı var. Büyük ihtimal yine yapraklarında da su barındırdığı için, gövdesinde de barındırdığı için çok suya ihtiyacı olmuyor. Bakıyoruz toprağımız kurumak üzereyken altından çıkacak kadar suluyoruz. Saksımızın delikli olması gerektiğini, geçirgen olması gerektiğini anlamına geliyor. Yine suyumuz dinlenmiş olursa, klorsuz olursa, oda sıcaklığında olursa Parlak Mustafa'mız çok mutlu olacaktır. Çoğaltımına gelince de çok basit. Hemen kırıyorsunuz ya da kesiyorsunuz. Suyun içerisine koyuyorsunuz. Bir boğum kısmı mutlaka olması gerekiyor. Suda köklendirmede de yine suda köklendirmenin püf noktaları ile ilgili bir videom var. Oradan izleyebilirsiniz. Yani bakabilirsiniz. Kesiyorsunuz, suya koyuyorsunuz. Bir haftada 10 gün içerisinde zaten çok hızlı bir şekilde kökleniyor. Daha sonra isterseniz hiç köklendirmeden direkt toprağa ekebilirsiniz. Uygun nem, yani biraz nemli bulundurmanız gerekiyor tabii ki toprağını. Normal işte köklendikten sonraki durumdan biraz daha nemli olması gerekiyor. Daha sonrasında zaten o da 10-15 gün içerisinde yine suda veya toprakta çok hızlı kökleniyor. Ya da yavrular veriyor. Eğer geniş saksıya ekerseniz işte değdiği yer köklendiği için yanından da yine yavrular veriyor. O yavrulardan ayırabilirsiniz. Ya da daldırma tekniğiyle köklendirebilirsiniz. Özellikle patos, işte kurdele çiçeği gibi çiçeklerde çok sarktığı için herhangi bir saksı yanına koyup, hatta kendi saksısı çok genişse daldırıp üstüne işte boğum kısmına toprak koyarsınız. Anne gövdeden ayrılmadan köklenmesini sağlarsınız. Hem böylece çoğaltmak istediğiniz dal büyür. Çok güzel bir şekilde size yeniden daha hiç kesmeden büyük bir çiçeğinizin olmasını sağlayabilirsiniz. Bir de hastalıklarından bahsedelim. Bitler çok seviyor. Çok güzel çünkü içerisinde öz suyu çok olan bir çiçek. Benim de yaprak bitiyle tanıştı bu. Yavruydu. Mini minnacık sadece bir daldı, ektim. Sonra büyüdü. Ve yaprak bitiyle tanışınca tabii ki biraz geç fark ettim. Ve çiçeği kurtarmak için kestim. Suyun içerisine koydum. Güzelce yıkadım. Ve temiz bir suyun içerisinde bir gün iki gün beklettim. Turguru tamamen düzeldi. Sonra çıkardım. Köklenmesini bekledim. Köklendikten sonra da ektim ve şu anda gayet güzel bir Parlak Mustafa'm var şu anda. Evet, budamasından da bahsedelim isterseniz. Saksı değişimi çok değiştirmemiz gerekmiyor demiştik. 2-3 yılda bir değiştirebiliyoruz. Ve saksı değişimi esnasında kökleri de eğer budarsanız, fazladıklarını budarsanız daha da güzel uzun yıllar sizinle beraber yaşayacaktır Parlak Mustafa. Çiçeğinizin de görüyorsunuz şuralarda minik 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 bir sürü yavrular var. Bu yavruların daha gelişebilmesi, saksınızı doldurabilmesi için budamanız lazım. Ben mesela şimdi buradan bunu budayacağım ve böylece buradaki minik yavrular da büyüyecekler ve saksıyı tamamen dolduracaklar. Bulunduğu ortamda bol aydınlık ortamları seviyor. Yarı gölge ortamları seviyor. Hatta doğal ortamında ormanlarda, sıksa ormanlar, ormanın kenar kısımlarında, eğer seyrek ağaçlı ormanların bulunduğu yerlerde de yine böyle orman altı ağaçların altında yetişiyor. Bu da ne demek oluyor? Bol aydınlık, bir filtreli aydınlık, bol aydınlık diyebiliriz. Ama direkt güneş ışığında bulundurursanız yaprakları yanacaktır. Hadi gelin beraber saksımızı değiştirelim. Evet.
Parlak Mustafa'mızın saksısını değiştirdik. Şimdi de beraber çiçeğimizi budayalım. Hatta şuradan budayacağım. Ve Parlak Mustafa'mdan da 2 tane çiçek yapmak istiyorum. Şimdi bunları suya koyacağım. Tekrardan köklenecekler. Hatta şu alt yaprakları da budayabiliriz. Sadece 2 yaprak bırakacağım. Burasını suya koyacağım. İlk boğum kısmını. Evet, budamamızı gerçekleştirdik. Şimdi can suyumuzu da veriyoruz. Ben bu çoğaltmış, o üstten kesmiş olduklarımı da yan kısmındaki boşluğa ekeceğim. Güzelce alttan su çıkana kadar sulayacağım. Yeni toprağına adaptasyonu daha kolay olması için. Evet, şimdi Parlak Mustafa'mız mesajını versin. Ne kadar ihmal edilmeyi sevsem de benimle ilgilenmeyi unutmayınız. Bol geçirgen bir toprak. 2-3 yılda bir saksı değişimi benim için yeterli. Ve budarsanız çok daha güzel dallanacağım, budaklanacağım. İster sürünen çerle deyin, ister İsveç sarmaşığı deyin. İsterseniz evinizdeki istediğiniz kişinin ismini verin. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.